Sports'a kanalına hoş geldiniz değerli izleyenler. Spor 360 programıyla karşınızdayız. Bugün su altı sporlarını konuşacağız. Altıncısı yapılan Genç Paletli Yüzücüler Dünya Buluşması'nı değerlendireceğiz. Önemli konuklarımızla beraber hemen ben konuklarımı takdim edeyim sizlere. İstanbul Tenis Kayak Yüzme Kulübü antrenörü Eşref Esen, iki sporcumuz Kaan Kahraman ve Niyazi Kerimoğlu bizlerle birlikte olacak bu bölümde. İkinci bölümde ise hocamız Gözde Ak olacak ve iki sporcumuz yine bizlerle birlikte olacak. Bu bölümde sizlerden yorumlarınızı, sorularınızı bekliyoruz. Gerek Koray Aldemir gerekse Sports TV'den, Twitter ve Instagram üzerinden her türlü yorumlarınızı, sorularınızı bekliyoruz. Bu hatırlatmayla programımıza başlayalım. Hoş geldiniz. Öncelikle Macaristan'da yapıldı bu buluşma, bu yarışma. Ama dilerseniz öncelikle sizi biraz tanıyalım, kulübü biraz tanıyalım. Sonrasında Macaristan'da yapılan bu buluşmaya geçelim. Benim ismim Eşref Esen. 2014 yılından itibaren baş antrenörlük görevini abimden devralarak ben devam ettirmekteyim. Önce kulüpten bahsedeyim. Kulübümüz 1995 yılında kuruluyor. Çok ismi, kapsamlı görünüyor tenis, kayak, yüzme. Evet, isminden de anlaşıldığı gibi kurucularından birisi babam Kamil Esen. Birkaç arkadaşıyla birlikte beden eğitimi ya da spor antrenörü, diğer branşların antrenörüyle birlikte bu kulübü kurmaya karar veriyorlar. Ancak ilerleyen zamanlarda sadece yüzme, paletli yüzme ve kayak branşı devam ediyor. Yaşanan talihsiz bir rahatsızlıktan dolayı kayak antrenörümüz de vefat ettikten sonra sadece yüzme ve paletli yüzme branşlarında devam ediyoruz. Ağırlıklı olarak paletli yüzme branşında çalışmalarımız devam etmekte. 1998 yılından bu yana 30'un üzerinde milli takım sporcusunu ülkemize kazandırdık. Birçok yurt dışında madalyalarla, müsabakalarda madalyalarla ülkemizi ve kulübümüzü temsil ettik. Hedefimiz de bundan sonraki sporcularımızla, bundan sonraki nesillerle yine uluslararası başarılar elde etmek, Türkiye çapında başarılar elde etmek ve en önemlisi milli takıma sporcular kazandırmak. Ki devam ediyorsunuz birçok milli sporcu da sizin kulüpten. Evet, şu anda aktif olarak 7 tane milli sporcumuz bulunmakta. Onlarla da artık hedefimiz uluslararası alanda başarılar elde etmek, ülkemizi, bayrağımızı temsil etmek. Bu şekilde. Evet, Kaan seni tanıyalım. Kaan Kahraman kimdir? Nasıl başladı bu spora? Kaç yaşında başladı? Nasıl tanıtırsın kendini? Merhabalar, ben Kaan Kahraman. Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü'nün sporcusuyum. Ben şans eseri tanıştım bu sporla. Annemin çalıştığı yere gelmişti hocalarım. O şekilde tanıştım. Ben o zamanlar futbol oynuyordum. Futbol aşığı bir insandım. Futboldan su altı sporlarına geçiş. Aynen, aslında ilk çok stil öğrenmek olmamıştır diye tahmin ediyorum. Aynen, ilk stil öğrenmek için başladım. Sonrasından paletli yüzme gibi bir branş olduğunu söyledi bana hocalarım. Ben de o sayede paletli yüzmeye başladım. Suyu seviyor muydun peki? Evet, yazlıkta bol bol yüzerdim küçükken. Bir endişe, bir korku oluştu mu? Gerçi seninki havuzda yapılan bir spor branşı ama yine de su zaman zaman korkutabilir. Evet, denizde hala bazen korkabiliyorum açıldığım zaman. Tabii detaylı bir şekilde konuşacağız. Sen ne söylemek istersin Niyazi? Senin de buradaki hikayeni dinleyelim senden. Adım Niyazi Kerimoğlu. 3. sınıfa giderken normal yüzmeye başladım. Sıfır yüzmeyi öğrenmek için. Ondan sonra başka bir kulüpten kulübe geçtim. 5. sınıfta ortaokula başladığımda Kamil Hoca'nın yüzme şeyine girdim yarışta. Orada ilk 3'e girince benim yeteneğimi fark edip kendi kulübüne aldı. 3. senem burada yüzüyorum. Hala tenis yüzme kayak spor kulübünde. Ve devam ediyorsun performansına. Evet. Bu Macaristan'ı konuşalım biraz da hocam. Macaristan'daki bu buluşma ne ifade ediyordu? Birçok sporcumuzla gittik ve birçok madalya da kazandık. Gerek Kaan, gerek Niyazi, gerek Zeynep, gerek Ali Aras, ki o da az sonra ikinci bölümde karşımızda olacak. Bu dünya buluşması ne ifade ediyordu bizim açımızdan ve size göre nasıl geçti? Bu yarışma geleneksel olarak Macaristan'ın Keşkemet şehrinde düzenleniyor. 6. kez yapılıyor ve bu yaş gruplarının, küçük yaş gruplarının milli takım seviyesinde bir yarışması olmadığı için Uluslararası Federasyon olan KMAS'ın bu seviyedeki en üst düzey yarışması olarak bunu nitelendirebiliriz. Burada 39 takım, 14 ülkeden 39 takım ve 280'e yakın sporcu katıldı. Ve biz de buraya giderken açıkçası bir başarı elde edeceğimizi o beklentiyle gitmiştik. Sporcularımız burada çok başarılı sonuçlar aldılar.
Bu yarışmanın bize katkısı gelecekle ilgili aslında çok fazla oldu. Çünkü yüzen sporcularımızın rakipleri yine bu yarışmadan olacaklar ileriki spor hayatlarında da. Onları şimdiden tanımaları, onlarla hem rakip hem arkadaş olmaları bizim açımızdan çok değerliydi. Ülkemizi çok iyi bir şekilde temsil ettik. Diğer takımların antrenörleri bizi çok çocukların hem davranışlarından hem başarılarından dolayı hem saygı duydular hem de tebrik ettiler. Çocuklarınız açısından çok ciddi bir tecrübeydi bu. Çünkü orada 10 yaşında olan sporcumuz da vardı. Belki daha ailesinin yanından hiç ayrılmayan ama ilk kez yurt dışına gelen sporcular vardı. Ve oradaki gösterdikleri davranış, yüzmeleri, başarı elde etmeleri bizim açımızdan çok önemliydi. Ben bu yarışmanın gelecek için, gelecek spor kariyerleri için çok büyük bir adım olduğuna inanıyorum. Buradaki tecrübe edindikleri tecrübeyi tüm gelecek spor hayatlarına, kariyerlerine çok büyük bir adım olarak görüyorum. O yüzden çok yararlıydı. Tabii ki başarılı olmamız bu işin ekstrasıydı. Çok mutlu bir şekilde oradan döndük. Talihsizlikler yaşamamıza rağmen ilk yarışma Kaan yüzecekti. 15 dakika kala paleti koptu. Niyazi'nin paletiyle yarışa girmek zorunda kaldı. Bizde de palete alışmış olduğu, antrenmanda sürekli kullandığı paletin dışında bir paletle yüzmesi sıkıntı yaratabilecek bir durumda. Ama ona rağmen altın madalya alarak yarışmaya başladık ve ondan sonra onun altın madalya almasıyla birlikte takım ruhuna da bu çok olumlu, pozitif bir yansıması oldu ve 6 altın madalya ile geri döndük. Tabii Niyazi'nin gümüş madalyası var. Niyazi'nin gümüş madalyası. Birçok madalya kazandık. Evet. Ama şu benim için çok önemli. Geçtiğimiz programlarda Sualtı Federasyonu Başkanı'yla da burada birçok kez buluştuk. Son dönemlerde sualtı sporlarına karşı farklı bir kazanım var, ivme var. Hı hı. Sualtı hokey, sualtı rugby'sinde zaten çok başarılıyız ama bu gençlerimizin de aslında performansı, paletli yüzme konusunda da bir ilerleyiş var. Bunun nedeni size göre nedir? Çünkü çok alışık olmadığımız spor branşları bunlar. En azından evet. Ülkenin çok fazla gündemde tutmadığı spor branşları ama başarı da burada açıkçası. Evet. Aslında dediğiniz gibi işin ilgi çekici olmasının sebebi başarı aslında. Başarının gelmesinden dolayı. Ve bizim federasyonumuzda yaklaşık 9 branş olmasına rağmen hepsinin temelinde paletli yüzme branşının bulunması. Çünkü hepsinde palet, diğer saydığınız sualtı hokeyi, sualtı rugby'si ya da serbest dalış gibi branşlarda yine palet vuruşunun, paletli yüzme tekniğinin oldukça büyük bir önemi var. O yüzden diğer sporların da, diğer branşların da sporcu kaynağı baktığımız zaman paletli yüzme. Paletli yüzmeyi bir de şöyle deneyen, yüzmeden paletli yüzmeye geçen çok sporcu oluyor. Paletli yüzmenin şöyle bir özelliği var. Havuzda yapılan, insan gücüyle yapılan en hızlı spor. Evet. Ve sporcular bu paletin kullandıkları zaman ulaştıkları hız onlara çok keyif veriyorlar. Ben kendi sporcularıma da şöyle tanımlıyorum her zaman. Zor bir spor. Palet hem kasları çok yoruyor hem ayakları çok yara yapıyor. Antrenmanın bitmesini iple çekiyorlar. Antrenman bittiğinde de bir sonraki antrenmanın gelmesini bekliyorlar. Havuz zaten yoruyor insanı. Evet. Hemen Kaan'a dönelim. Kaan, yaşamış olduğun şanssızlık seni yıldırmamış. Altın madalyayı almışsın. O süreçleri nasıl değerlendirirsin? Oradaki atmosfer, senin son dakikalarda yaşamış olduğun şanssızlık ama buna rağmen kazanmış olduğun bir altın madalya. Evet, hocamın söylediği gibi küçük bir talihsizlik yaşadım. Ya bu çok büyük çok da farklı. Küçük değil mi sanki? Yani sen bunu küçüğe indirmişsin gibi duruyor. Ya duygularımı kontrol etmeye çalıştım. Çünkü o kadar hazırlanmıştım. Çok büyük bir emek vardı. Ben de arkadaşım Niyazi'nin paletini alarak yarışa devam ettim. Ya aslında umudum biraz kesilmişti. Belki alamayacak gibi gözüküyordum altın madalyayı ama kendime daha çok güvendim o yarış esnasında ve bütün gücümü verdim. Niyazi, senin paletini vermen, oradaki hava, atmosfer ve senin kazanmış olduğun bir gümüş madalya. Belki ilerleyen dönemlerde o altın olacak ama senin açından ne ifade ediyor alınan bu gümüş madalya? Yani önce çok mutlu oldum tabii ki de, gururlandım. Tabii Kaan'ın paletinin kopması bizi de etkiledi. Yani paletimi ona verince hem biraz moral verdim, hem de kazanması için onunla konuştuk. Moral verdik, vazgeçmesin diye. Sonra o kazandı, sevindik. Sonra ben kazandım, Zeynep kazandı, Ali kazandı. Hani hepimiz kazandıkça seviniyorduk. Çok genç yaşta farklı ülkelere gidiyorsunuz. Geçtiğimiz hafta Macaristan'daydınız.
Bu size ne katıyor? Almış olduğunuz bu başarı, oradaki atmosfer, hava, network. Çünkü yapmış olduğunuz spor çok özel bir spor. Evet, ülkemizde çok fazla gündeme gelmiyor belki ama bizler getirmeye çalışıyoruz ama bu sizin açınızdan ne ifade ediyor Niyazi? Yani kendi Türkiye'de tabii bir sürü sporcu tanıyoruz. Yurt dışındakileri de tanıma imkanımız oluyor. Nasıl yüzdüklerini, ne kadar saniyede yüzdüklerini. Buradaki saniye yarışmaları hocam, işte rekorlar alınıyor, farklı dereceler var. Buradaki durumumuz nedir? Bu yarışmaların aslında şampiyona rekorları tutuluyor. Açıkçası bu yaştaki çocukların çok rekor kırmasından çok daha ziyade biz tekniklerine bakıyoruz, hata yapmamalarına bakıyoruz. Geçen yarışmalara kıyasla derecelerini bütün sporcularımız geliştirdi. Özellikle 4x50 mix. Evet. 12-13 yaş takımımız yaklaşık ikinci gelen takımdan 10-15 saniyelik bir farkla önde bitirdi yarışmayı ve şampiyonanın tutulmuş rekorundan da 7-8 saniye daha iyi bir derece yüzdüler. Ama dediğim gibi daha demin de önemli olan bu yarışmada edindikleri tecrübeyi gelecek kariyerlerine aktarmaları. O yüzden çok değerliydi bizim için yarışma. Buradaki durum da şunu söyleyelim değerli izleyenler, birçok farklı ülkeden aslında katılım sağlandı. Şöyle baktığımız zaman da 14 ülkeden 39 takım, 277 sporcu, bizim de birçok sporcumuz oradaydı, madalya kazandık. Tabii su altı sporlarına bakış şu şekilde, olimpik bir spor değil. Bunun zaman zaman dezavantajları da belki yaşanıyordur ama sizin gözünüzden nasıl aktarırsınız? Çünkü motive etme konusunda, geleceği hazırlama konusunda ne gibi faydası var veya ne gibi dezavantajlarınız var? Birçok amatör branş gibi aslında bizim de çok fazla dezavantajımız var. Bunu yurt dışına kıyaslayarak örnek versem daha doğru olacağına inanıyorum. Yurt dışında Rusya'da, İtalya'da, Macaristan'da, Ukrayna'da bu spor çok daha profesyonel bir şekilde yapılıyor. Çok daha bilinçli bir şekilde yapılıyor. Bunu yapan sporcular hayatlarını bu yaptıkları sporla, paletli yüzmeyle idame edebiliyorlar ve gerçekten daha çok profesyonel. Gerçekten çok uzun yıllar bu spora devam edebiliyorlar. Bizde ise sporcu dünya şampiyonu olmuş olsa bile yeri geldiği zaman bu bir hobinin ötesine geçemiyor. Çünkü buradan maddi bir kazanç elde etme şansımız çok az. Üniversiteye gelen sporcularımızın çoğu hayat şartları ya da okul şartlarından dolayı bırakmak zorunda kalıyorlar. Bu bizim bence en büyük dezavantajımız paletli yüzme olarak. Ve bunu hani bilimsel olarak da söyleyecek olursak, bir insan vücudunu en iyi kullanacağı yaş aralığı 22-30 iken bizim o yaşta sporcu sayımız çok az. Bizim bunu çözmek için çalışmalar yapmamız lazım. Motivasyon olarak çocuklarımıza bununla ilgili, bu konuyla ilgili motive etmemiz lazım. Belki biraz daha sponsor desteği, biraz daha devlet desteği sağlanabilirse çok daha uzun vadede sporcular bu işi yapabilirler ve gerçekten çok daha başarılı yerlere gelebiliriz. Sizin motivasyon kaynağınız ne hocam? Birçok sporcuyla berabersiniz. Az sonra bu soruyu sevgili Kaan ve Niyazi'ye de soracağım ama motivasyon kaynağını nasıl üretebiliyorsunuz? Motivasyon kaynağını üretirken bazen antrenör olarak bizler de çok zorluk çekebiliyoruz ama bunu açıklayabileceğim tek bir kelime var: tutku. Çocukların bu işi severek yapması, buna tutkun olmaları. Aslında daha demin söylediğim o antrenman örneği burada da var. Bir sonraki antrenmanın gelmesini sabırsızlıkla bekliyorlar. Sabah 6'da kalkıp antrenmana geliyorlar ve bunu gerçekten bu işi çok sevdikleri için devam ediyorlar. Maddi karşılığı olmadan maneviyat öğelerini öne iterek çocukları motive etmeye çalışıyoruz. Bu konuda da bence başarılı bir ülkeyiz. Sadece kendi kulübüm adına söylemiyorum. Birçok sporcu açısından bunu, diğer kulüpte yüzen sporcular açısından da söylüyorum. Manevi aldıkları o hazzı tutabildiğimiz sürece motive oluyor zaten çocuklar. Kaan, senin motivasyon kaynağını soralım. Tabii almış olduğun başarılar da bir motivasyon yaratıyor sende ama öncesindeki motivasyon kaynağını nasıl açıklarsın bize? Motivasyon kaynağı olarak ben sert antrenman yaptıkça çok motive olabiliyorum. Yani ne kadar fazla düzgün antrenman yaparsam kendimi o kadar iyi hissediyorum. Çünkü gelişiyoruz. Daha gelişim çağındayız. Motivasyon kaynakları bunlar. O yarış hazırlık süreci, fiziksel gelişimler, yaşamış olduğun konsantrasyon, kendine yaratmış olduğun özel alanlarda ne gibi hazırlıklar var sevgili Kaan? Çünkü yapmış olduğun spor branşı biraz konsantrasyon yüksek
yüksekliği getiriyor. Aynı zamanda senin full hazır olman gerekiyor. Gerek fizik gerek mental anlamda. Bu hazırlık süreci nasıl değerlendirirsin? Ya, psikolojimi hazırlamam gerekiyor çünkü çok zorlu bir süreç oluyor gerçekten. Müzik özel dinlemeyi... yapmış olduğun müzik gibi mesela yani, var müzik. Mı? Evet yani motivasyon için rap tarzı müzikler dinlemek çok hoşuma gidiyor. Çünkü beni çok motive ediyor. Bu şekilde. Burada ana etken müzik konsantrasyon aynen. Anlamında. Niyazi senin böyle bir ritüelin var mı yarış öncesinde? Yani tabii ki benimki de müzik böyle rap tarzı öyle. Şey de çok etkili oluyor antrenörlerimiz. Çevredeki arkadaşlarım, ailem falan da çok etkili oluyor motivasyon için. Ailenin etkisi nasıl peki? Sosyal arkadaşlık çevreniz, onlar nasıl yaklaşıyor sizin yarış performansınıza, yapmış olduğunuz spora? Yani onlar da çok olumlu bakıyorlar, tebrik ediyorlar, takdir ediyorlar. Yani böyle madalya aldıkça gelen akrabalarım bile oluyor ve tebrik etmek için. Arkadaşlarım da öyle, okulda, havuzda. Evet. Bir yandan da madalya görüntüleri şu anda ekrana geliyor. Geçtiğimiz haftalarda Macaristan'da yapılan bu yarışta, bu buluşmada alınan madalyalar, değerli izleyenler, şu anda görüntüye geldi. Yavaş yavaş bu bölümü kapatacağız ama son sözlerinizi almak istiyorum. Niyazi, seninle başlayalım. Bundan sonrası için ne planlıyorsun, ne düşünüyorsun, ne arzuluyorsun? Çok genç bir yaştasın ama önünde uzun zamanlar olacak. Bu zamanı nasıl geçireceksin? Yani bu zamanlar... sporda devam edecek misin? Direkt bunu soralım. Tabii ki de devam edeceğim. Yani bu yaşta bu kadar başarı alıyorsam ileride daha fazlasını almayı hedefliyorum. Yani şu anda bu yaşta milli takıma giremesem bile bu sene ilk kez milli takım yarışlarına gireceğim yaşımdan dolayı. Yani derecelerini düşünmeyi planlıyorum. Yıl sonunda zaten küçüklerin kapanış şeyi oluyor, yarışı. Evet. Ona kadar azimle çalışıp madalya almayı planlıyorum. Kaan? Ben geçen sezon milli takımımı çok ufak bir saniye farkıyla kaçırmıştım. Ufak bir sakatlığım vardı. Ya bu sezon daha sert antrenmanlar ile kendimi daha çok motive ederek milli takım yarışına gitmeyi planlıyorum. Yani gelecek için de tabii yani sonuçta çok verilmiş bir emek var bu spor için. Yani geleceğimi görebiliyorum. Geleceğini görmek çok güzel tabii. Bu sporda da birçok spor branşlarında da gelecek oldukça önemli. Hocam, bu bölümün kapanışı sizinle yapalım. Ben de bütün sporcularımız için daha iyi dereceler yüzmesini hedefliyoruz. Daha iyi buna yönelik antrenmanlar yapıyorum. Bir de ben son olarak velilerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sizin Niyazi'ye sorduğunuz sorudan yola çıkarak velilerin fedakarlığı çok önemli. Çünkü onlar da sabah 5'te kalkıp çocukları getirmeseler onların da antrenmana gelme şansları olmayacak. Maddi manevi verdikleri desteklerden dolayı tüm velilerimize çok teşekkür ediyorum. Evet. Biz de size başarılar dileyelim bundan sonrası için de. Şimdiye kadar yaptıklarınız için de bir kez daha tebrikler. Bundan sonrası için başarılar diliyoruz sizlere. Evet değerli izleyenler, Spor 360 programının bu bölümünü noktalıyoruz. Az sonra ikinci bölümde yine 3 değerli konuğumuz olacak. Gözde Özakı, Ali Aras Ödüm ve Zeynep Erbil ile devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara. İkinci bölümde 6. Genç Paletli Yücüler Dünya Buluşması'nı konuşmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Konuklarımız değişti ama ben konuklarımızı bir kez daha takdim edeyim sizlere. İstanbul Tenis Kayak Yüzme Kulübü antrenörü Ezgi Gözde Özakı bizlerle beraber ve iki sporcumuz Ali Aras Ödüm, aynı zamanda Zeynep Erbil de bu programda, bu bölümde bizlerle birlikte olacak ve yine Macaristan'da yapılan şampiyonayı, turnuvayı konuşacağız. Hoş geldiniz. Şimdi öncelikle tabii ilk bölümde Eşref hocamızla beraber iki sporcumuzu gördük. Bu sefer sizinle beraber iki sporcumuzu görüyoruz. Dilerseniz sizin gözünüzden de bir Macaristan'ı değerlendirelim. Nasıl yorumlarsınız? Oradaki havayı, atmosferi, alınan madalyalar var. Zeynep'in madalyası, Ali Aras'ın madalyası ve diğer sporcularımızla almış olduğu başarı, detaylar sizde olsun. Çok güzel bir yarış geçirdik. Giderken zaten gerçekten hazırlanıp gitmiştik. Hani başarılı olacağımızı bilerek aslında gittik ama tabii bunu orada da bu başarıyı elde etmiş olmak bizi çok mutlu etti. Özellikle de Türkiye'yi temsil ettiğimiz için daha da mutlu olduk. Çocukların birçoğunun ilk yurt dışı yarış tecrübesiydi. Onların gelişimleri için çok başarılı oldu.
hem kendileri birbirlerine destek olarak, hani küçük sporcular büyüklere çok saygı gösterdir, büyük sporcular küçüklere çok saygı ve sevgi gösterler, sahiplendiler. Bu bizim işte kulüp içindeki aslında birliktelik olarak da çok etkili oldu kendi kişisel gelişimlerinde. Aynı zamanda velilerimiz de, gelen velilerimiz çok destek oldu. Gerçekten tam bir aile gibiydik. Herkes bütün sporcuları kendi çocuğuymuş gibi izledi, destek oldu. İşte şanssızlıklarda hani hemen onu nasıl telafi edebiliriz, paletlerin işte yerine nasıl getirebiliriz yenisini diye hep beraber seferberlik oldu. O bakımdan da kendi gerçekten kişisel gelişimleri için çok başarılı oldu. Peki bu sporu nasıl açıklarsınız? Hiç bilmeyen birine nasıl anlatırsınız? Bu spor yaparken neye dikkat edilmesi gerekiyor? Tabii ki malzemeler var ama biraz daha sporcu bazlı ilerlersek neler karşımıza çıkacaktır? Paletli yüzme zor bir branş. Çünkü ekstra ağır malzemeler kullandığımız için ve çok bilinirliği yok şu an aslında hani ülkemizde. Şu an gelişmekte ama hani tam yeteri kadar da olmuş durumda değil. Ama buna rağmen başarılar var. Evet, özellikle son senelerde milli takımımızda büyük başarılar göstermeye başladı. Tüm dünyada bunları gördü. Bu Macaristan yarışında da küçük sporcularımızın da bu şekilde başarılı geldiklerini gördüler ve çok tebrik etti diğer Avrupa ülkeleri. Bu da bizi çok mutlu etti. Paletli yüzmede ağır paletler kullandığımız için antrenmanlar biraz daha zorlu geçiyor. İşte ayaklarında yara olabiliyor. İşte bacak ağrıları olabiliyor. Onu da antrenman programında biz düzenliyoruz hani sakatlanmalarına izin vermeyecek şekilde. O şekilde sistemli bir çalışma yapıyoruz paletli yüzmede. Bu kadar başarılı olacağınızı veya olacaklarını tahmin ediyor muydunuz gitmeden? Biz çok güveniyorduk sporcularımıza ama tabii ki buna hiçbir zaman böyle emin olamazsınız. Çünkü neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Biz de ilk kez bu yarışmaya katıldığımız için ve çok başarılı ülkeler, çok uzun süredir yapan ülkeler de var. Bu işi ama yine de kendimize gerçekten sporcularımıza güvenerek gittik. Bunun da karşılığını orada en iyi şekilde aldık. Evet. Ali Aras Ödüm kendisi 11 yaşında. Bu yarışmada bir altın bir de gümüş madalya kazandı. Ali Aras sen nasıl anlatırsın Macaristan'daki yarışmayı, ortamı, atmosferi ve almış olduğun iki madalyayı? Çok güzel bir ortamdı. Çok heyecanlıydım ben yarışa girmeden önce. Ama zaten girince heyecanınız geçiyor suya. Yani çok güzel oluyor. Peki o yarış atmosferinde kendini nasıl gördün, nasıl o heyecanı nasıl yenmeyi başardın? Yani çok heyecanlıydım. Yani her yerim titriyordu ama oturup biraz dinlenince geçiyor. Ve almış olduğun altın madalya var. Hayal ediyor muydun altın madalyayı kazanmayı gitmeden önce? Evet. Peki aldıktan sonra ne hissettin, ne düşündün? Çok heyecanlanmıştım. İlk başta inanamadım ismimin orada birinci yazıldığında da sonra çok mutlu oldum görünce. İkinci yarışta bu sefer bir gümüş madalya kazandın. O gümüş madalyada ne hissettin? O zaman altını kaçırdın, bronzu geçmeyi başardın. Oradaki duyguların benzer miydi? Evet ama yine altın madalya, iki tane altın madalya aldım. Altın madalya aldığımda daha çok mutlu olmuştum. Evet altın madalya tabii ki hep isteğimiz, bütün sporcularımız altın kazanması yönünde. Ve Zeynep Elbir, senin gözünden de bu Macaristan'ı dinleyelim istiyorum. Macaristan çok güzel geçti. Benim açımdan dünya şampiyonu oldum. Yarışta bazı arkadaşlarımız aksilikler yaşadı ama onlar da madalya aldı. Benim abim yarışa girmeden önce paledi koptu. Paledi kopunca bütün herkes, bizim kulübümüz, hepimiz palet aradık. Hemen koştuk. Böyle takımımız destek çok iyiydi. Oldunuz. Evet. Destek olarak çok iyiydi takımımız. Peki sen bu spora nasıl başladın? Hepiniz çok küçük yaşlardasınız ama bu sporun başlama yaşı az sonra soracağım hocamıza ama senin başlama hikayeni dinlemek istiyorum açıkçası sevgili Zeynep. Ben 6,5 senedir yüzüyorum. Normal yüzmeyle başladım. Farklı takımdaydım. 3 senedir paletli yüzüyorum. Paletli yüzmeye bir tane katıldığım il yarışında derece aldığım için antrenörüm bana paletli yüzmede devam etmemi söyledi. O zamandan sonra 3 senedir paletli yüzmeye devam ediyorum. Tenis, yüzme, kayak spor kulübüne geçtim sonra. Başarılar elde ettim.
Evet, devam ediyorsun da evet. Başarılarına. Hocam, bunun bir yaşı var mıdır? Çok gençti, 11 yaşında sevgili Ali Aras. Kaç yaşında başlanabilir bu spora? Geleceği nasıl yönlendirilebilir? Çünkü çok genç Zeynep keza öyle. Ali Aras yanınızda çok gerçekçi bir örnek. Evet. Nasıl yorumlarsınız? Ali ile 3 senedir beraber çalışıyoruz. 4. seneye doğru gidiyoruz. Yani küçük bir yaşta başladı. Çok hani şu an 8 yaşta gibi söyleyebilirim başlama yaşını. Eskiden daha büyük yaşlarda başlanıyordu paletli yüzmeye. İşte yüzme yapıp sonradan paletli yüzme yapılıyordu. Daha çok işte sakatlanma riski olduğu için düşünülüyordu aslında. Ama şu an daha küçük yaşlarda başlatıyoruz. Başarı elde edebilmek için. Çünkü çok güçlü bir altyapı geliyor. Bütün paletli yüzme camiasında. Onu da yakalamak için biraz daha küçük yaşlarda artık başlamak gerekiyor. Yani 8 yaşında artık palet verip İşte onlara tekniklere çalıştırıp başlatıyoruz çok fazla yüklenmeden. Ülkemiz bu açıdan bakacak olursak nerede şu anda dünya sıralamasında? Çok farklı ülkeler de var. İşte Rusya, İtalya, Yunanistan, Fransa birçok ülke belki iyi gibi görünebilir ama Türkiye'de baktığımız zaman çok da kötü değil. Almış olduğumuz başarılar, elde edilen madalyalar bize bunu gösteriyor. Sizin gözünüzden nasıl yorumlarsınız Türkiye'yi ve gençlerimizi? Son yıllarda gerçekten gelişmeye başladı ülkemizde de ama gerçekten bu işi yıllardır çok daha uzun süreleri çok iyi yapan ülkeler var. Buna yatırım yapan ülkeler var. Maalesef bizde o yok ama son zamanlarda aldığımız başarılar hem büyükler hem gençler hem de küçük sporcularımızın yurt dışında aldığı başarılardan dolayı büyük bir yol kat ettik son senelerde. Yani tabii bunun en önemli şeyi eğitim sistemimiz. Yani sabah çok erken antrenman yapıp oradan çocuk okula gidiyor. Akşam tekrar antrenmana geliyor. Yoğun bir tempoda oldukları için bizim sistemimiz de buna çok izin vermediği için aslında birazcık çocukları için çok yoğun olmuş oluyor. Evet. Çok fedakarlık yapmak zorunda kalıyorlar. Yeni sistemde belki biraz daha bu sıkıntı aşılabilecek öyle umut ediyoruz. Yapılan anlaşmalar bu şekilde ama dediğiniz doğru, eğitim ve spor ikilemi şimdiye kadar hep tartışılmıştır, konuşulmuştur ama dileriz bundan sonra yapılan çalışmalar sonuç verir ve eğitim ve spor ikiliminden hem veliler hem antrenörler hem de sporcular kurtulmuş olur. Tabii eğitim ve spor konusunda da gençlerimize sormak istiyorum. Sevgili Zeynep, bir taraftan okul hayatım var, diğer tarafta spor hayatım var. İki tarafta da bildiğim kadarıyla başarılısın. Evet. Bu süreci nasıl yönetiyorsun? Hem okul hem de spor hayatını nasıl özetlersin bize? Spor hayatı aslında okulla birlikte çok iyi yürütüyorum. Çok engel olmuyor. Ne gibi katkılar sağlıyor birbirlerine? Hem eğitim hayatın spor hem de sporun eğitim hayatına. Bir katkısı var mı? Konsantrasyon, dikkat gibi. Evet, kendimi böyle okul hayatında daha iyiyim. Herkes dikkat üstümde spor yaptığım için. Arkadaşların belki sana yönlendirme yapıyorlar mıdır? Yapmış olduğun spor branşıyla ilgili veya merakları var mı? Bana hep soruyorlar, biz de yüzmek istiyoruz. Nasıl başladın? Bu ayağına taktığın palet nedir? Örnek oluyorsun. Evet. Ali Aras, senin okul hayatın nasıl? Evet, iyiyim. Yani yüzerken biz mesafe saydığımız için matematik dersine etkili oluyor bazen. Hem işlem yaptığımız için bir güzel bir örnek. Evet. Bu açıdan pek bakmamıştım ama doğru söylüyorsun aslında. Matematiğe doğrudan bir etki sağlayabilir. Tabii aynı zamanda mental gelişimleri de çok önemli oluyor. Hocam, çünkü işte bu yaştaki çocuklarımızın fiziki açıdan zaten çok iyi olması gerekiyor ama bir taraftan da mental gücü, konsantrasyon, dikkati, az önce sevgili Niyazi ve Kaan müzikle o ritmi yakaladıklarını ifade etti ama sizin yorumunuz var mıdır bu konu hakkında? Müzik büyük bir etken. Genelde çocuklar hani müzik dinleyerek iyi bir motivasyon sağlayabiliyorlar ama en önemlisi bence bu spora olan ve takımlarına olan bağlılık olduğunu düşünüyorum. Gerçekten hani hepimiz birbirimize çok bağlıyız çocuklar ve antrenörler olarak. Bu bağlılık da bunun devamlılığını en büyük tetikleyen şey olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü hepimiz birbirimiz için daha başarılı olmaya çalışıyoruz. Biz çocuklara daha çok yetebilmek için, çocuklar bize daha çok o emeğin karşılığını verebilmek için aslında çalışıyorlar. Bu yüzden bu bağlılık büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu düşünüyorum. Tabii dış etkenler de var, işte müzik. Yeri geliyor birebir konuşuyoruz. Onların kendi kişiliklerine göre bu şekilde devam ediyoruz. Az önce Eşref Hoca'nın bir ifadesi vardı. Birçok farklı ülkede alınan başarıları ortaya koydu. Farklı ülkelerdeki işte Fransa'nın, Rusya'nın, Yunanistan'ın
Size göre onların bakışıyla bizim bakışımız nasıl? Ülkece, tabii ki sadece bu spor özelinde değil de almış olduğunuz derecelerin gündeme gelmesi olabilir, ilgi olabilir. Nasıl bir farklılık var? Bizde spor genel biraz daha ikinci planda olduğu için maalesef ki artık o da geliştiğini düşünüyorum. Ama genel olarak buydu sebebi daha geride olmanız. Ama şu an iyi bir yerlere doğru gittiğimizi düşünüyorum. Hani ülke olarak bu konuda bunun duyurulması, işte bilinmesi, takdir edilmesi. Veya kulüp sayısının fazla olması. Tabii başarılar geldikçe kulüplerde sporcular da çoğalıyor. Talep artıyor. Yine okullarındaki bu arada yöneticileri, öğretmenleri çok destek çocukların. Onlarla da birebir görüşüyoruz. Hani her zaman işte çünkü izin alıyorlar okuldan ve yarışa gidiyoruz biz. Son derece destek oldukları için de bu anlamda çok daha ilerlemeye başladık. Arkadan destek alınca. Destekler gelince başarı da geliyor. Evet. Birçok futbol kulübü var, basketbol kulübü var, voleybol artmaya çalışıyor. Burada yüzme genç paletleri beraber buluşturmanız size ne gibi katkılar sağlıyor kulüp olarak veya ne gibi dezavantajlarınız var? Çünkü çok fazla kulüp göremiyoruz veya varsa da biz bilemiyoruz ama nasıl yorumlarsınız? Yani en önemlisi zaten bir sürü insan tanıyorlar. Yani başka kulüplerde yüzüyorlar ama hepsi çok yakın arkadaşlar. Biz antrenörler de aynı şekilde. Bir sürü farklı kulüpte olmamıza rağmen çok iyi arkadaşlıklar kuruyoruz. Bu onların sosyal hayatları için de çok önemli oluyor ve şimdi rakibin ama en yakın arkadaşın. Yüzme böyle bir şey. Takım sporu yapıyorsun ama bireysel. Evet. Yani aynı takımda yüzdüğün belki en yakın arkadaşın ama onunla yarışa girdiğin zaman rakipsin. Bu hırsı çok iyi dengelemek gerekiyor. Diğer kulüpteki çocuklarla da aynı şekilde. Yakın arkadaşsın ama rakipsin aynı zamanda. Ben buna çok önem veriyorum altyapıda. Özellikle altyapıyı çalıştırdığım için. Küçük yaşta bu hırsını doğru kontrol etmelerini öğretmeye çalışıyorum. Hani hırs tabii ki olacak ama kötü anlamda olmayacak. Sizin hoca olarak en çok dikkat ettiğiniz unsur nedir? O sporcularla beraber temas ediyorsunuz. Birçok kişiye dokunuyorsunuz. Bir konu var mıdır? Şu konu çok önemli bizim için dediğiniz. Dışarıya karşı olan davranışlarda bir yarışa falan gittiğimizde diğer kulüplere ve sporculara olan saygı benim için çok önemli. Yani kesinlikle işte diğer antrenörlere, yöneticilere veya diğer takım sporcularına saygılı olmaları ve sevgili olmalarına ben çok önem veriyorum. Hep de bunu anlatıyorum. Kendi içimizde zaten hani çok ayrı bir iletişimimiz var. Her şeyi rahatça konuşabiliyoruz. Hani artık böyle bakınca aslında bir problem olup olmadığını anlıyoruz. Evet. Tabii yavaş yavaş da sona geliyoruz programda. Sevgili Zeynep, bundan sonrası için ne düşünüyorsun, ne planlıyorsun, hayallerin neler? Bu sene milli takıma girmek istiyorum. Milli takıma girip dereceler almak istiyorum. Türkiye rekorları kırmak istiyorum. Hedefler bunlar. Evet. Başka bunun için hedefler. De çok çalışıyorum. Eğitim anlamında var mı hedefi? Eğitim anlamında da var. Çok iyi yerlere gelmek istiyorum. Evet. Ama spordan asla vazgeçmek yok. Yok, vazgeçmem. Evet, Ali Aras, senin hedefin bundan sonrası için çok küçük bir yaştasın ama almış olduğun birçok madalya da var. Benim daha milli takıma girmek için çok fazla zamanım var ama ben yine de derecemi yükseltip milli takıma girmek istiyorum. Orada sonra ülkemi temsil etmek istiyorum oradaki yarışlarda. Evet, öncelikle milli takım istiyorsun sevgili Aras Ödüm. Son sözü size bırakalım. Sevgili Ezgi Gözde Özak'ı son sözü söyleyecek. Çok teşekkür ediyoruz bizi misafir ettiğiniz için. Bütün çocuklarımıza gurur duyuyoruz ve velilerimize ben de çok teşekkür ediyorum her zaman çok destek oldukları için. Evet, teşekkürler. Çok teşekkürler sizlere. Başarılar bundan sonrası için. Çok genç sporcularımızı bugün ağırladık değerli izleyenler. 6. Genç Paletli Yüzücüler buluşmasını değerlendirdik. Önemli konuklarımızla beraber ilk bölümde farklı üçlüyü, ikinci bölümde farklı bir üçlüyle beraberdik. Ve bugünlük programımızı kapatıyoruz. Diğer programlarda görüşmek üzere. Hepinize mutlu günler.